Merhabalar, Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim sizlere. Kanalımda bugün şekerpare tarifi hazırlayacağım. Dışarıdan aldığınız şekerparelerle birebir aynı lezzette olan şekerpareyi ben nasıl hazırlıyorum tüm detaylarıyla videoda sizlerle paylaşayım. Öncelikle şerbeti hazırlayaraktan başlıyorum. Tavanın içerisinde 3 su bardağı toz şeker vardı. Üzerine 4 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Şerbetimi karıştırıyorum öncelikle. Üzerine bir dilim limon ilavesi yapıp 15 dakika kaynatacağım şerbeti. Şerbeti ocağa bıraktım. Kaynamak üzere ara ara karıştıracağım. Gördüğünüz gibi malzemelerim. Öncelikle kabın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, 100 gram margarin, bir çay bardağı toz şeker, öncelikle bir tane yumurta ve bir tane yumurtanın da beyazını ekliyorum. Kabın içerisine sarısını da üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Üzerine bir çay bardağı irmiğim ekledikten sonra bir tane de vanilya ekledim ve karıştırıyorum. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra içerisine un ilavesi yapacağım. Toplamda 3,5 su bardağı un ilavesi yapıyorum hamurumu yoğurmak için. İçerisine bir tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Genelde şekerpare hamurları evde kabartma tozuyla yapılır ama karbonatla hazırladığınızda dışarıdan aldığınız şekerparelerle hem aynı renk hem de aynı kıvam ve lezzette olur. Karbonat içerisine hem daha bir koyuluk verir ve daha farklı olur karbonatla hazırlanan şekerpare. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. Kabartma tozuyla hazırlanan şekerpare sizler de bilirsiniz. Evde yapılan daha beyaz ve açık renkte olur. Dışarıdan aldığımızın rengi daha bir koyudur. İşte içerisinde karbonat olduğundan rengi biraz daha koyudur. Ben de tarifimi karbonatla hazırladım. Sizler de benim gibi birebir ölçüde tarifi hazırlarsanız dışarıdan aldığınız şekerparelerden hiçbir farkı olmayan aynı lezzet ve aynı görüntüde şekerpare hazırlamış olursunuz. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum hamurumdan ve elimle şekil verip tepsimin içerisine alıyorum. Tüm şekerpare hamurlarını hazırladım tepsinin içerisine ve parmak uçlarımla biraz yassılaştırıyorum. Bastırarak hafif ve üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. İçerisine eklediğim sizler de gördüğünüz evde olan malzemelerle zaten şekerpare hem pratik hem de kolay bir tatlı tarifidir. Evde olan malzemelerle yapılan güzel bir tatlı tarifidir. Ben de evde olan malzemelerle sizlere dışarıda yediğiniz şekerpare ile birebir aynı lezzette şekerpare tarifi hazırlamaya çalıştım. Sizler de hazırladığınızda tarifi çok beğeneceksiniz. Üzerine yumurta sarısı sürdüm ve bir çatal yardımıyla şekil veriyorum. Çizik atarak ara ara sıvı yağ değdiriyorum çatalımı. Daha güzel bir şekli olsun diye. Şerbetimi hazırladım, soğuttum. Gördüğünüz gibi çok koyu kıvamlı bir şerbet değil. 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı suyla hazırlamıştım. Soğuttuğum şerbeti az sonra şekerparenin üzerine dökeceğim. 180 dereceli fırında 30 dakika pişirdim şekerpareyi. Her fırının pişirmesi farklılık gösterebilir. Siz üzeri kızardığında çıkartabilirsiniz fırından. Ben 30 dakika
Pişirdim şekerparemi. Sıcak şekerpareyi soğuk buz gibi şerbetle buluşturuyorum. Gördüğünüz gibi tüm şerbeti şekerparenin üzerine döktüm. Şekerparemin üzerine şerbeti dökmüştüm. Şerbetini çeken şekerparenin üstüne süslemek için Hindistan cevizi gördüğünüz gibi kullanıyorum. Dilediğiniz yeşil fıstık, ceviz, fındık da olur. Sade de hiçbir şekilde fark etmez. Ben süslemek için Hindistan cevizi seçtim ve üzerine ekliyorum. Herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bir tarif kanalımda sizleri bekliyorum. Daha önce defalarca hazırlamışsınızdır kesin eminim ama bir de bu tarifi denemenizi öneriyorum. Şimdiden hazırlayacaklar. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Tarifin malzemelerini birebir neler kullandığımı tarifin altında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.